Cumhuriyet Halk Partili dediler. Atatürkçü dediler. Devrimci dediler. Solcu dediler. Kuvayi Milliyeci dediler. Hepsini kabul ettiğimi söyledim kürsüden. Hepsi benim kabulümdür dedim. Ben devrimciyim. Ben solcuyum. Ben Atatürkçüyüm. Bize başka söyleyecekleri hiçbir söz olmadıkları için bunları söylediler. Ve ben o seçimi de arkadaşlarımın desteğiyle, yardımıyla, Anadolu'nun bütünleşmesiyle biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun başkanı seçildik. Dün de bir kardeşimizi kaybettik. Fırat diye gencecik bir insan, Ege Üniversitesi'nde Milliyetçi Hareket Partili bir kardeşimiz öldürüldü. Biz gençlerin öldürülmesinin acısını 80 öncesi ve 80 sonrası da 2012-13'lü yıllara kadar askerlerimizin öldürülmesini, gençlerimizin öldürülmesini çok yaşadık. Öldürülen her genç bu ülkenin evladı. Gezi olaylarında mücadele eden Berk'in evlatları, 14 yaşındaki çocukları cebinden misket çıktı diye suçlayan o yanlış anlayış, o kötü anlayış, o faşist anlayış, o antidemokratik anlayış, o acımasız anlayış, o katı anlayış onu anlayamazdı. Ali İsmail Korkmaz'ı benim memleketim Eskişehir'de döverek öldürdüler. O çocuğun o canını kurtarmak için verdiği mücadele gözlerimin önünden gitmiyor. Kafamı yastığa koyduğumda o geliyor aklıma. Evlatlarım geliyor. Bunlar hırsızdır. Sadece evlerinde bulunan kasalar, tapeler, para sayma makineleri, sıfırladın mı babacığım, ayakkabı kutuları, çikolata kutuları içerisinde giden eurolar bunların hırsızlıklarını anlatmaya yetmiyor. Bunlar asgari ücretlinin cebinden de para çalıyorlar. Emeklinin cebinden de para çalıyorlar. İşçinin cebinden de para çalıyor, köylünün cebinden de para çalıyorlar. Nasıl olur anlatayım. Sevgili arkadaşlarım, 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde asgari ücretli bir işçi 226 lira asgari ücret alıyordu. 226 lira asgari ücretle kuyumcuya gittiği zaman 9 çeyrek altın alıyordu. Bir altının tanesi 24 liraydı. 226 lirayla 9 çeyrek altın alıyor, 10 lira da cebine kalıyordu. Bugün asgari ücret 9.49 lira. Kuyumcuya giden asgari ücretli 5,5 altın alabildiğini bu parayla görecektir. 174 liradır çeyrek altın. Her ay bunlar asgari ücretlinin cebinden 3,5 altını çalmıştır. Hırsızlık asıl buradadır. Evet. Halkın cebinden çalmaktadırlar. Bugünlerde iç güvenlik yasa tasarısı konuşuluyor. Asıl amaçları nedir biliyor musunuz? Asıl amaçları şiddetin önüne geçmek değil. Asıl amaçları halkı sindirmek. Bir polis 2 gün boyunca bir genci, bir insanı gözaltına alıp onu hakim veya savcı haberi olmaksızın gözaltında tutabilecekse, bir insanın telefonu 2 gün boyunca hakim işareti olmadan dinlenecekse ve insanlarımız sadece gazdan etkilenmesin diye yüzünü örttüğü için 5 yıl 6 yıl hapis cezasıyla yargılanacaksa, cebinde sadece sapan olduğu için 6 yıl hapis cezası istenecekse, nasıl bir ülke, nasıl bir korku? Halktan korkuyorlar. O yüzden 1000 polisle ot diye, 1500 polisle ot diye girebiliyorlar. Kendi 5 milletvekilleri çıkardıkları illere bile 1000-1500 polisle giriyorlar. Halktan korkuyorlar. Biz korkmuyoruz. Korkmadık. Korkmayacağız. Bizim dokunulmazlığımız mı vardı? Silivri zindanlarını yıkarken, orada binlerle dinlenirken. Ege Üniversitesi'nde öldürülen kardeşimizin katili de AKP iktidarıdır. Çünkü istifa, hükümet istifa. Çünkü 3 parti, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve HDP iç güvenlik yasa tasarısına karşı birlikte mücadele etmektedir.
Burada yapılan provokasyon, siz mi iş güvenlik yasa tasarısına karşı çıkıyorsunuz? Alın size bir cenaze dedirtmiştir. Samimiyetle söylüyorum. Bunun altında yatan AKP iktidarıdır. Çocuklarımızı birbirine kırdırmak, orada oluşan demokratik bir mücadeleyi boğmak, mecliste bunu kullanmak istemektedir. Milletvekillerimiz şiddete uğramaktadır. Dayak yemektedir. Ama size söz veriyorum. Ben dayak yemeyeceğim. Ne milletvekilliği kardeşim? Ben basından sorumlu devlet bakanı olmak istiyorum.